Merhaba, ben İskender Ada. Dijital Finans'ın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün blok zincir teknolojisini ve onun dönüştürdüğü finans dünyasını konuşacağız. Blok zincir teknolojisi hayatımıza girdiği 2008 yılından itibaren daha çok Bitcoin, Ethereum gibi kripto paralarla anılıyor ama bununla birlikte bu teknolojinin birçok alanda hayatımıza yeni yapıları dönüştürdüğünü söyleyebiliriz. Bugün akıllı kontratlar, NFT'ler, Web3 gibi yaklaşımlar finans dünyasının geleceğinde bana göre oldukça önemli bir yer tutacak. Gençlerimizin de bu alana ilgisi oldukça yüksek. Bugün bu başlıkları değerlendirmek üzere ülkemizde bu konudaki önemli isimlerden birini ağırlıyorum. İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Çağla Gül Şen kardeş bizlerle birlikte. Çağla hoş geldin Dijital Finans'a. Hoş buldum. Teşekkür ederim davetin için. Sonunda buluştuk. Evet. Evet, seni tanıyarak başlayalım dilersen. Teşekkür ederim. Ben kendimi tanıtmadan önce duygumu paylaşmak istiyorum. Evet. Bize dün gece çok çok mutlu ve gururlu anlar yaşatan ülkemizin kadın milli voleybol takımını tebrik etmek istiyorum. Evet. Ben de bir Türk kadını olarak kendileriyle gurur duydum. Önemli olan tabii sadece dün gece gelen madalya değildi. Önemli olan bunun yeni nesillere vereceği motivasyon ve bizlere yaşattığı gurur. Ben de gençleri yetiştirmek anlamında çabalayan bireylerden biriyim. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapıyorum. Yönetim kurulunda olduğum, özellikle bugünkü programla da biraz alakalı bir girişim sermayesi yatırım şirketi var. Onunla bağlantılı olarak da ülkemizdeki genç girişimciler ve yatırımcılarla birlikte faaliyetlerim var aslında profesyonel tarafta. Ama kendimi tanıtırken ve tanımlarken benim için en önemli olan şapkam da destek verdiğim dernek ve platformlar. İki tane hem kurucusu olduğum hem yönetim kurulunda olduğum İstanbul Blockchain Women ve Yeniden Biz Derneği var. Yine kurucularından olduğum Yeşil Yakalı Kadınlar Derneği var. Farklı sektörlerde kadınların yeteneklerini sergilemek için diyeyim biraz daha fırsat bulması için ortamlar yaratmaya gayret ediyoruz o tarafta. Gayretlerini de hakikaten tebrik ediyorum gayretlerin için. İlham verici bir yolculuk bu. Önemli bir rol modelsin aynı o voleybol takımındaki kadınlarımız gibi. Çünkü bu yeni teknoloji dünyasında hakikaten senin gibi kendini de dönüştürmüş. Bir taraftan böyle derneklerle de bilgilerini aktaran kişilere hakikaten çok çok ihtiyacımız var. Geçtiğimiz sene bununla ilgili çok da güzel bir adım attın ve blok zincir teknolojisi ve NFT'ler isimli bir kitap çıkardın. Bunun için de tebrik ediyorum. Hangi fikirden ve ihtiyaçtan çıktı bu kitap ve hangi başlıkları ele aldın bu kitapta? Kitabın hikayesi aslında benim için çok enteresan değil ama kendi içinde enteresan bir hikayesi var. Ben zaten 4-5 tane bilimsel yayınım var, makale şeklinde yaptığım araştırmalar. Hep blok zincir teknolojisinin daha çok toplumsal, sosyal ve ekonomik ağırlıklı etkilerini inceleyen yayınlardı bunlar. Şimdi makale yazmak çok kolay bir süreç değil. Özellikle bilimsel bir yayın ve araştırma yapıyorsanız. Zorlu bir süreci gerçekten büyük emek vererek tamamlıyorsunuz, bir bilgi üretiyorsunuz. Neyi mutlu eder ondan sonra bilginin üreticisini? Bu bilginin fayda üretmesi. Fayda üretmesi için de birilerinin bu bilgiyle temas etmesi gerekli. Akademik yayınların genelde okuyucusu belli bir kitle diyeyim ve küçük nispeten küçük bir kitle oluyor. Bir yandan da hem blok zincir teknolojisi hem de özellikle NFT'lerin farklı sektörlerde yarattığı yapıcı yıkım diyeyim, ortaya çıktığında çok dikkat çekmeye başladı ve benim de bu alanda çalıştığımı bilen herkes bununla ilgili bana bir şeyler soruyordu. Aslında o kitaptaki her şey, çok işte benim 4-5 senedir yaptığım araştırmalar, hep bir yerlerde anlattığım şeyler, sadece dili çok yalın. Yani bu teknolojiyi sadece ismen duymuş herkesin rahatlıkla detayını hem teknik hem de sosyal etkilerini anlayabileceği bir dilde yazma gayretiyle yola çıktım aslında kitabı yazarken. Sanırım amacına da ulaştı. Gerçekten gerek finansal cepheden olsun, gerek sanat cephesinden, kültür cephesinden bir sürü bu teknolojiye ilgi gösteren kişinin kitabımı okuyup ondan sonra cesaret bulup da bir şeyler yapmaya başladığıyla ilgili feedbackleri alınca
Ben de çok mutlu oldum tabii. Ne güzel. Evet. Bunun güzel örneklerinden biri de herhalde kitabın kapağına hediyesini bırakan sevgili Refik Hanım'a da oldu. Onu da kulağını çınlatmış olalım. Çok değerli. Çünkü biraz önce söylediğim gibi kadın milli voleybol takımımız gibi Refik de bence ülkemiz için büyük bir gurur. Ve bizleri hem çok mutlu ediyor hem de gururlandırıyor yaptığı başarılı işler. Çok iyi bir veri uzmanı bence ve blok zincirin temelinde de veriyi işlemek var. Onun yaptığı çok çok değerli NFT'lerden bir tanesi de kitabımın kapağında onun hediyesi olarak yaşıyor. Evet, tebrik ediyorum. Şimdi biraz istersen kitabın içeriğine odaklanalım. Kripto paralar ve blok zincir arasındaki ilişki çok güzel tanımlamışsın kitabında. O çok hoşuma gitti. Burada da duymak isterim. Ve dünyanın finansal geleceği açısından aslında nasıl değerlendiriyorsun bu teknolojileri? Şöyle başlayayım. Blok zincir teknolojisini genelde benim tecrübem ve kendi deneyimim şöyle gösteriyor. İnsanların birçoğu kripto paralarla tanımaya başladı. Ben ve benim gibi birçok kişi olduğunu da biliyorum. Blok zincir teknolojisini veri yönetimi arayışları sonunda buldum. Şimdi genelde de herkes de bir süre sonra kripto paralar ve blok zincir teknolojisi aynı şey mi, farklı şeyler mi diye bir kavram karmaşası oluşmaya başladı. Çok net bir şekilde bir cevap veriyorum ben buna. Kitapta da öyle yaptım. Blok zincir teknolojisi ve kripto paraları aynı şey olarak düşünmek büyük bir yanılgıdır. Aynı şekilde bunları birbirinden tamamen bağımsız iki şey, teknoloji veya varlık olarak düşünmek yine müthiş bir yanılgıdır. Blok zincir teknolojisi verileri alternatif bir şekilde yönetmek için bir altyapı sağlayan teknolojidir. Ve yaptığı şey kripto paraları bir veri olarak görüp bu blok zincir ağları üzerinde dünyada paranın dolaşımında çok aşina olmadığımız bir formülizasyon veya yöntemle kripto paraların üretilmesini ve hareket etmesini sağlamaktır. Aslında birbirlerinden ayrı düşünmemiz mümkün değil. Doğru. Teknik olarak, altyapısal olarak da aynı şey olarak düşünmemiz mümkün değil. Ama kökene indiğimizde, mesela kitapta en çok benim araştırdığım, belki de bir miktar özet olarak yazdığım şeylerden biri, bu fikrin doğuşu. Ve bu fikir dediğim şey hem blok zincir ağları hem de kripto varlıklar. Paralar bile değil, NFT'lerin dahil olmasıyla beraber. Cypherpunk'lar diye bir akım. Aslında punk akımı veya işte çeşitli siber akımlarla benzeş ama çok farklı. Bir şifre punk'lar bizim Türkçe tabiriyle. Şifre punk'ların dijital dünyada bireysel özgürlükler için bir çıkış yolu araması sonucu kriptoloji bilimini kullanarak yaptıkları çalışmaların bir yansıması. Yine birçok insan blok zincir teknolojisi ve kripto paraları hatta Bitcoin'le beraber duymuştur. Evet. Halbuki onun öncesinde yapılan çok önemli çalışmalar, daha da önemlisi bir felsefe var. Biraz herhalde ben de böyle anlatıyorum kitapta. Biraz hikayeleştirip, biraz tekniğine dokunup çok bu güzel. İkisinin arasındaki farkı ve özdeşliği. Çok kıymetli. Senin söylediğin manifesto şu an internette de yayınlanmış durumda. Hatta belki ChatGPT'yi kullanarak bu manifestonun özetini çıkartmak da mümkün olabilir. Hayatımızı yalınlaştırmak anlamında yapay zekanın öyle katkıları da oluyor. Tabii bu yolculuk başka birçok şeyi tetikledi. İşte akıllı kontratları tetikledi. Ama senin de odaklandığın başka bir alan burada gelişti. O da NFT'ler. Senin kitabı yazdığın dönemden bugüne ki geçtiğimiz sene Haziran'da bildiğim kadarıyla ilk baskısı. O zamandan bugüne baktığında NFT'lerin gelişimini, popülaritesini koleksiyonerler ve yatırımcılar açısından nasıl değerlendiriyorsun? Onu çok merak ediyorum. İki şekilde yorumlamak lazım veya ifade etmek lazım. Ben kitabı kaleme alırken tabii baskı öncesi çalıştığım dönemle bugüne kadar geçen sürede NFT'lerin Google'da aranma, merak edilme ve alım satıma konu olma, yani ekonomik finansal taraftaki hareketliliğine baktığında eğrinin tavan yaptığı dönem, kitabın baskıya girdiği dönem ve bugün eğrinin bir miktar daha aşağı indiği dönem. Fakat bu tamamen pazar payı ve finansal cepheden ve merak cephesinden yaklaşım. Üretim anlamında o eğri düşüşe geçmedi.
daha fazla ve çok daha fazla sektörde ve alanda yeni yeni NFT projeleri üretilmeye başlandı. Ve hatta bugün kitapta çok fazla değinmediğim, işte kitaptan sonra iki tane yayın yaptım, üzerinde çalışmaya başladığım bir Metaverse gerçeği var hayatımızda. Birçok insanın algısında hala o işte ağırlıklı gençlerin saatlerini geçirdiği oyun platformları gibi bir şey Metaverse ve fakat öyle değil. Yani paralel dünya gibi bir şey ve fakat öyle değil. Tamamen fiziksel gerçekliklerimizi bambaşka bir şekilde gerçeklediğimiz aslında eş zamanlı tamamen farklı dünyalar ve NFT'lerle ilgili kitapta yazmadığım ama bugün söylemeyi çok arzu ettiğim bir cümle sorsaydın bana, şimdi tam yeri gelmişken onu söyleyeyim. Lütfen. Yeni dijital dünyaların yani bu Metaverse platformlarının en kıymetli varlıkları NFT'ler. Ve bu yüzden işte sadece biz sanat eserlerinin bir şekilde NFT'ye dönüştürülmesiyle tanımaya başladık NFT'leri koleksiyonlarla ama bugün artık bu yeni dijital sanal dünyalardaki ekonominin temeli de NFT'lerle. O yüzden hani iki şekilde cevap vermek istedim. Evet, bir hype'ın yükselişi ve bir miktar durgunlaşması söz konusu. Ama bir tarafta NFT'lerin gerçek anlamda üretime ve bizim sosyal hayatlarımıza, ekonomik hayatlarımıza entegre olma süreci var. O hiç durgunlaşmadı ve yatırımlar da ciddi anlamda devam ediyor NFT'lere. Kesinlikle. Yani aslında o dijital dünyalar bir tarafta geliştikçe ki yakın zamanda hem işte Apple tarafında, Facebook tarafında önemli hamleler geldi. Beklediğimiz teknolojik hamleler geldi aslında. O dünyalar geliştikçe o dünyalar içindeki dijital varlıklarımızın tapularına ihtiyaç var, o sahipliği. Evet. Onları da NFT sağlıyor ama baktığında konvansiyonel dünyada, bizim gerçek dünyamızda da bugün gayrimenkul sektöründe de belki bir NFT yaklaşımı, o tokenizasyon yaklaşımını artık deneyimleyeceğimiz bir kurguya doğru gidiyoruz. Bunun tabii ki hukuki altyapısı vesaire birçok konu var ama oraya doğru gidiyoruz. Konu piksel art seviyesinden çok hızlı bir şekilde koptu. Bundan da çok mutluyum açıkçası. Tabii bununla birlikte aslında başka bir alan daha gelişiyor, o da Web 3. Biraz da bu yaklaşımı özetlemeni isteyeceğim. Web'in gelişiminde blok zincir teknolojisinin etkisi ve daha doğrusu aslında kültürel o paradigma değişimindeki etkisi nasıl değerlendiriyorsun sen? Çok büyük bir etkisi var ve yine şahsi gözlemim, Web 3'ten bahsettiğimiz zaman blok zincir teknolojisi, aynen kripto paralar ve blok zincirin ayrılamaz bir şekilde karmaşaya neden olduğu fikir çokluğu gibi bir varlık gösteriyor. Web 3 ile blok zincir nerede birleşiyor, nerede ayrışıyor? Aslında bir sonraki dönemdeki sorular da hep buradan geliyor. Herhalde. Benim tanımımla tariflemem gerekirse Web 3'ten bahsetmeden önce Web'in gelişimini doğru okuduk mu, doğru biliyor muyuz? Şimdi özetle Web 1 okuma Web'iydi, ağlar dünyası diyeyim. Web 2 geldi, gelişmiş bir versiyon derler. Halbuki bambaşka yepyeni bir Web ortamı bence Web 2. Okuma ve yazabilme platformu geldi. Şimdi Web 1'e genelde işte tek yönlü trafik diye çevirip motomo İngilizceden tarif ederiz. Yazabiliyordunuz, birileri de okuyabiliyordu ama siz değiştiremiyordunuz bir şekilde. Yani okuma Web'inden okuyabildiğimiz ve yazabildiğimiz Web'e geçtik ve yaşadığımız herhalde şu son özellikle 10 yılda ki dünyada KVKK ve benzeri kanunların çıkmasının sebebi de odur. Bugün hala kafamızda soru işaretleri vardır. İşte Facebook datalarımızı satıyor mu? WhatsApp mesajlarımı dinliyor da bana reklamlar mı gösteriyor? Bütün bu endişeler, ürettiğimiz bilgiler, kişisel bilgilerimiz ne oluyor sorusunu sormamıza sebep olan da bu mükemmel Web 2'dir. Aslında teknoloji olarak. Şimdi Web 3 vizyonunun doğmasını da bu endişelerimiz muhtemelen tetiklemiş olacak ki Web 3 bu oku Web 1'i, oku ve yazabil Web 2'sinin üzerine oku, yaz ve sahip ol misyonuyla geliyor. Ve sahip olma kısmı da blok zincir teknolojisinin yetkinlikleriyle sağlayabildiği bir şey. Yani Web 3'ü blok zincirden tamamen bağımsız, Web 2'nin gelişmiş bir versiyonu olan teknoloji olarak bir noktaya koyarsak, var olabilmesi için blok zincir teknolojisini altyapı olarak onun altına koyduğumuzu düşünün. Herhalde en basit teknik olmayan tarifiyle ki hem okuyabildiğimiz hem yazabildiğimiz hem de orada ürettiklerimize
sahip olduğumuz ve sahip olmaya devam edebileceğimiz bir web dünyası geliyor blok zincirle beraber. Bu yüzden çok kıymetli. Bu yüzden blok zincir teknolojisini sadece kripto paralardan veya finansal operasyonlardan itibar görüp de kötüye mi gidiyor, düşüyor mu, pazar mı daralıyor diye düşünenler için belki bir çıkış yolu fikri verir bu. Web3 çok hızlı büyüyor. Dünya genelinde çok hızlı yatırımlar alıyor. Özellikle 2023 yılını nasıl bilirsiniz dediğimizde sadece Türkiye için zor bir yıl değildi finansal açıdan. İşte bizim ülkemizdeki doğal veya doğal olmayan felaketler gibi bütün dünyada hükümet değişimleri, ekonomik krizler, savaşlar her şeyin olduğu bir yıldı aslında. Yarısını geride bıraktık çok şükür. Ve fakat bu daralan ekonomiye ve finansal zorluklara rağmen 2023 yılının ilk çeyrek raporlarına bakarsanız Web3'e inanılmaz yatırım yapıldı. Bu daralan, küçülen ne oldu, yapay zeka geldi, yok mu oluyor dediğimiz blok zincir kripto varlıklar pazar payına 1 trilyon Amerikan dolarının üzerinde hala bir pazar hacmi var bu tarafta. 800 milyar dolardı benim en son baktığım birinci çeyrek raporu Web3'e yapılan yatırım. Ve bunlar hep merkeziyetsiz üretilmiş operasyonlara yapılan yatırımlar, Web3 üzerinde çalışan. Yani blok zincir ve Web3 de kol kola büyümeye devam ediyor. Ve belki biz bir daha böyle bir yayın yapma fırsatı bulursak bambaşka rakamlar telaffuz ediyor oluruz. Çok hızlı büyüyor. Zannettiğimizden de çok hızlı büyümeye devam edecek aslında. Dikkatimi çekiyor. Çok yalın anlatıyorsun bir kere. O çok güzel. Kitaptaki gibi aslında. Bu açıdan hakikaten izleyicilerimize tavsiye edelim. Kısa süre içinde o kitabı edinsinler. Buradaki yalınlığı orada da görsünler. Biraz başka bir perspektiften bakmak istiyorum izninle. Çünkü seninle ilgili hazırlık yaparken gördüğüm şeyler hakikaten beni ziyadesiyle böyle memnun etti. Bütün bunları referans alarak kadın çalışmalarını da merak ediyorum. Çünkü işte kitabında da bahsettiğim bir kripto feminizm diye bir yaklaşım var. Onu merak ediyorum. Bir de tabii ki bunun devamında yayının başında söylediğin İstanbul Blockchain Women Derneği var. Orada bu kapsamda nasıl çalışmalar yapıyorsunuz? Biraz anlatır mısın? Aslında önce hikayenin çıkış noktasını söyleyeyim, kendimim. Çok yalın anlatıyorsun dedin ya, benim şimdi çok uzun yıllar devam eden bir mühendislik lisans, yüksek lisans devam eden bir eğitimim var. Daha sonra sosyal bilimler alanında hem eğitimime hem akademik çalışmalarıma devam etmeye başladığımda aslında konuları teknik altyapısını sosyal bir olaya bağlayarak anlatmaya çalışınca çok fazla teknik konuştuğumu fark ettim. Ve anlaşılmamak da dünyadaki en zor duygulardan biri. Kesinlikle. O yüzden çok böyle yalınlaştırarak anlatmaya herhalde çok kendimi zorladığım için başarmışım diye anlıyorum. Kesinlikle. Tabii şimdi ben disiplinler arası bir akademik altyapıdan geldiğim için konulara bir miktar farklı bakmaya başladım herhalde bir süre sonra. Sadece blok zincir değil, kripto paralar değil, dünyada teknoloji çok büyüyor. Sektör olarak da ele alırsak, sosyal yaşam pratiklerimize müdahale olarak da ele alırsak ve bundan çok mutluyuz. Çünkü dünyadaki en iyi inovatif teknoloji projelerinin 3 veya 4. sıradaki de sağlık. Yani insanların daha uzun yaşaması, daha sağlıklı yaşaması için de artık teknoloji destek veriyor. Tarihe dönüp baktığımızda birey olarak, insan olarak, toplum olarak teknolojinin kadınla bitmeyen bir mücadelesi var. Neden? Çünkü mesela akademik alan yazında teknofeminizm diye bir gerçek var. Teknolojinin kadınların özgürlüklerini kısıtlayıcı bir biçimde geliştiriliyor olmasından başlamış kavga. Ve o dönem kadınların zaten eğitime erişimi olmadığı için bütün teknoloji ürünlerini, kadınların hayatına müdahale eden teknoloji ürünlerini erkeklerin üretiyor olmasından çıkmış bir kavga. Bugün sayısız mühendis kadın mezun ediyoruz. Sayısız mühendis kadın çalışıyor, bir şeyler üretiyor bir yerlerde. Bu kavga şekil değiştirdi. Yani artık eğitim olarak hiçbir fark yok. Fiziksel bedeni özellikler dışında yetkinliklerde hiçbir fark yok. Ve fakat dönüp bakıyoruz Dünya Bankası'nın en güncel raporlarına. Bir numara teknoloji ve bağlantılı endüstriler. Çok az kadın yönetici var. Bunun da bir sebebi olmalı diye bu kadar benim gibi teknoloji çalışan bir insan bir soru işareti koyuyor bir nokta sonra. Teknofeminizm üzerine siberfeminizm çalışmaları var akademide.
Ve fakat bugün geldiğimiz noktada bambaşka dijital yeni dünyalardan bahsediyoruz. Blok zincirin merkeziyetsizleştirmesinden bahsediyoruz hayatları. Para dediğimiz şeyin çeşitlerinin ortaya çıktığı bir finansal dünyadan bahsediyoruz. Kripto paralar diye bir şey var hayatımızda. Değişmeyen tek şey kadınların şifreli bir şekilde buralarda varlık gösterememesi. İşte İstanbul Blockchain Woman'ın kuruluş hikayesi de buna dayanır. Blok zincir teknolojisiyle ilgili 2018-2019'lu yıllarda konferanslara gittiğimde ben ya tek ya da 2-3 kadından biri oluyordum. Sonra neden yani iyi kötü biraz okuma yapan veya mühendis olan, bu alana ilgisi olan bir insanın anlayabileceği bir teknolojide neden kadınlar hiç yok diye bakınmaya başladık. Var olanlar birbirimize sıkı tutunduk. Güzel. Daha fazla kadın cesaret edip bu alanda çalışmaya başlasın diye. Çok da iyi yapmışız. Türkiye'deki ilk NFT sergisini derneğimiz yaptı. Sağ olsun güzel. Serdar Bilgin'in bize verdiği mekanda. Ve birçok sanatçının bu alanda çalışmalar yapmasına vesile olduk. Birçok kadın bugün finans ağırlıklı blok zincir teknolojisiyle ilgili şirketlerde çalışıyor. Kripto feminizmin adını da bir 2022 yılında Uluslararası Dünya Kadın Kongresi'nde Hindistan'da yapılan bilimsel bir yayın olarak sundum. Bildiri olarak kabul edildi. Üzerinde çalışmaya başladım. İki anlamı var oradaki kriptonun. Biri kriptoloji bilimi şifreleme bilimidir aslında. Neden böyle şifreli bir mesaj var ve onu kıramıyoruz? Neden kadınlar yok buradayı sorguluyor yeni teknolojilerde? İkincisi de gerçekten kriptolojiye bağlı blok zincir deyin, kripto varlıklar deyin, web3 deyin. Bu ekosistemlerde neden kadınlar azı sorguluyor? Kitapta birazcık da ona yer ayırdım. Belki benim gibi birileri daha bu alanı sorgulamak veya benim gibi birileri daha motive olup bu alanda çalışmak ister diye. Vallahi tebrik ediyorum. Hayranlıkla da izliyorum. Başarılar diliyorum bu çalışmaların içinde. Tabii başka şeyler de var, şapkalar da var. Bir tanesi de Boğaziçi Venture'da. Orada da girişimcilik ekosistemi için çok güzel işler yapıyorsun. Yakın zamanda da odaklandığın önemli bir başlık var. Venture Capital ekosisteminde sosyal etki farkındalığının önemi. Bu konuda neler söylersin? Kısaca onu da özetlersen çok sevinirim. Sürdürülebilirliğe çok inanıyorum. Sürdürülebilirlik kelimesinin anlamını biliyorum. Çok fazla insan, çok fazla kereler bu kelimeyi kullanıyor ama gerçek anlamda bizden sonraki nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak dediğimizde aldığımız inisiyatifleri çok fazla içselleştirmediğimizi düşünüyorum. Venture capital şirketler dünyada paranın askerleri. Bugün bunu herhalde bu alanda çalışan hemen herkes biliyordur. Ve bu askerlere sürdürülebilirliği de emanet etmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. Dünyada büyük venture capital şirketlerin çok önemli inisiyatifleri var. Biz de Boğaziçi Ventures'ta gerçekten Türkiye'de teknoloji ağırlıklı girişim ekosistemine çok büyük destekler veriyoruz. Ve bugün sen de herhalde teyit edeceksindir bu söylemimi. Girişim ekosistemine veya girişimcilere destek sadece maddi verilmemeli. Tabii. Çok daha farklı şeylere ihtiyaçları var. Bizim mentorluğumuza ihtiyaçları var. Ve bunu yaparken Boğaziçi Ventures olarak biz bir sosyal etki raporu çıkarmayı arzu ettik ve çok çalıştık. 2 sene altyapısını hazırladıktan sonra elde ettiğimiz sonuçları raporladığımız bir rapor çıktı ortaya. Sosyal etki çok önemli. Sadece tabii ki de venture capital şirketler değil ama geleceğin büyük şirketleri olan girişimcilerin de bunu öğrenmesi lazım. Bu dünyanın sürdürülebilir geleceği için yatırımların yönlendirilmesinde de özellikle yatırım dünyası ve venture capital şirketlerinde çok ciddi inisiyatifi var olmalı da. Bu benim çok önem verdiğim bir konu. Zaten çok fazla sosyal etki fonları da kurulmaya başladı. Hem ülkemizde hem globalde ve bu beni çok mutlu ediyor. Evet yani hem blok zincir tarafında hem girişimcilik tarafında diğer alanlarda bence yaptığın bütün çalışmalar yayının başında da söyleyeyim rol modelsin. Hem de yeni fikirleri, yeni zihinleri buraya çekecek ortamlar kurguluyorsun. Bu açıdan hakikaten yaptıklarını takdire şayan. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu yayına da çok güzel katkılar sağladın. Çok sağ ol, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davet için. Dijital Finans'ın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.